Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 20 Temmuz'a 20 Haziran'a kadar Güneş burcunuzda olacak. Bu ay sizin ayınız ve bu ay doğan tüm ikizler burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, aya çok hızlı başlıyorsunuz ve Jüpiter artık burcunuza geçti biliyorsunuz 26 Mayıs'tan itibaren ve bir yıl sizinle olacak. Büyük şans gezegeninin güçlü temaslarıyla, desteğiyle Haziran ayına giriş yapıyorsunuz. Sadece Jüpiter değil, Venüs ikizlerde, Güneş ikizlerde ve Merkür yönetici gezegeninizde 3 Haziran itibariyle İkizler burcuna geçecek. Dolayısıyla her yönden aslında çok fazla enerjik, hareketli, güçlü olduğunuz bir aydasınız. Bu kadar ikizler burcundaki gezegenler tabii ki hayatınıza daha da fazla bir hareket getirecek gibi görünüyor. Siz zaten zihinsel anlamda da çok şey düşünen, çok yönlü, meraklı, heyecanlı bir burçsunuz ve dolayısıyla gezegenlerin de desteğiyle bu ay, özellikle ayın ilk yarısında çok fazla konu hayatınıza girebilir. Böyle birden fazla işle ilgilenebilirsiniz, bol bol seyahat edebilirsiniz. İşte eğitimle ilgili konular, yazışmalar, iletişimle ilgili alanlar çok aktif olabilir. Bu dönemde biraz hani enerjinizi kontrol etmekte zaman zaman da zorlanabilirsiniz. Çünkü oradan oraya atlamanız, farklı farklı konularla ilgilenmeniz biraz odaklanmanızı da zorlaştırabilir ki genel olarak ikizlerin genel sorunu da budur. Çok yüzeysel olabilir, çok meraklı ve hareketli olabilir, heyecanlı olabilir ama belirli bir konuya odaklanıp sabırla hareket etmekte biraz zorlanabilir. İşte bunlar biraz daha belki ayın ikinci yarısından sonra dengeye kavuşabilir sevgili ikizler. Ve 6 Haziran'da 16 derece ikizler burcuna yeni ay doğacak. Sizin yeni ayınız tabii ki. Yeni olasılıklar, yeni gündemler, yeni başlangıçlar devrede olacak. Ve özellikle 6 Haziran ve yakınlarında doğduysanız bu sizin için çok da etkili bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneşiniz, yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Bunu 12 ile 20 derece arası alabilirsiniz. O zaman sizin için bu yeni ayın çok daha etkili çalışacağını söyleyebiliriz. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa, Güneş ve yükselen dışında, o zaman tabii ki çok daha fazla değişik konular hayatınıza bu yeni ay ile birlikte girebilir. Yeni ayda neler yapabilirsiniz? Tabii ki iş konularında önemli kararlar verebilirsiniz. Fiziksel imajınızda değişimler yapabilirsiniz. Yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir. İlişkilerle ilgili önemli hareketler söz konusu olabilir. Özellikle ayın ilk günlerinden itibaren Kova burcundaki Plüton'un da güzel bir desteği olduğu için yurt dışı konuları, eğitim konuları, akademik çalışmalar, sosyal medya üzerindeki aktiviteler alanında da hayatınızda önemli açılımlar olabilir. Bunlar hani mesleki konularda olabilir, eğitim konularında olabilir. Biraz daha sınırlarınızı genişletmeye başlıyorsunuz. Ufkunuzun geliştiği, vizyonunuzun arttığı bir dönemdesiniz. İşte bu yeni ay hayatınıza gereken özgürlüğü, gereken enerjiyi, gereken motivasyonu rahatlıkla verebilir sevgili ikizler. Mars ayın 9'una kadar Koç burcunda olacak. 9'una kadar tabii ki böyle sosyal alanlarda da bir kalabalıklar var, hareketlilik var. İşte grup çalışmaları, ekip faaliyetleri, arkadaş ilişkileriniz falan çok daha hareketli. Ayın 9'undan itibaren Mars Boğa'ya geçecek. Biraz daha içe dönme, biraz daha böyle kendi iç sesinizi dinleme, yalnız kalma, işte tefekkür etme fırsatları bulabilirsiniz. Bu da belki o ikizler burcunun çok yönlülüğünü, çok hareketliliğini biraz dengelemek için de yardımcı olabilir sevgili ikizler. Mars Plüto karesi 11 Haziran, 12 Haziran. Bu biraz zor bir açı olabilir. Özellikle geri planda da bir Mars olduğu için güvenlik konularına dikkat edin. Sağlık konularında da tabii ki ihmalkar olmamak lazım. Bilinçaltınızda da zaman zaman biraz böyle öfke, işte kontrol edemediğiniz bir enerji ya da geçmişe ait konuların hani bilinçaltınızda oluşturduğu baskılar olabilir. 11 Haziran, 12 Haziran buralarda gereksiz böyle bir stres, işte uyku sorunları, huzursuzluk yaratabilir. Mümkün olduğunca İşte sizi rahatlatacak faaliyetlere, hoşlandığınız aktivitelere zaman ayırmak faydalı olacaktır. 17 Haziran'da yönetici gezegeniniz Merkür yanına Venüs'ü de alarak Yengeç burcuna geçiyor. 20'sinden sonra zaten Güneş de Yengeç burcunda parlamaya başlayacak. Bu ne demek? Para evinizde
gezegenler geçmeye başlıyor. Bu da özellikle maddi konularda sizin için hareketliliği artıracak. Yani iş konularınız aktifleşebilir, para kazanmanız artabilir. Yani mesela bir iş kurdunuz, yani işle ilgili beklentileriniz var. Parasal hareketliliğin arttığı bir süreç olabilir. Bununla birlikte maddi konularda bazı kararlar vereceksiniz. İşte alışverişleriniz olabilir, yatırımlarınız olabilir, bir şeyleri almak, satmak, değerlendirmek olabilir. Tüm bu konular ayın 20'sinden sonra özellikle çok daha fazla devreye girebilir. Tabii ki maddi konularda siz daha böyle korumacı, zaman zaman çok duygusal da olabiliyorsunuz. Çünkü Yengeç Burcu'nun temasında kaynaklarınızı korumak için, kendinizi güvende hissetmek için önemlidir para. Biraz ailevi konular, aileyle bağlantılı paylaşımlar da öne çıkar özellikle para konularında. Genellikle ev, mülk, gayrimenkul gibi konular da, oradan elde edilen gelirler de yine ön planda olabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ve ayın 22'sinde 1 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Sevgili ikizler, 8. evinizde meydana gelecek Dolunay. Ayın son haftasında aslında şekillendiren bir Dolunay bu. Birçok gezegen para evinizde, Dolunay 8. evinizde olacak. Dolayısıyla para alışverişleri, hisseli paralar, borç alacak konuları, kredi konuları, yatırımlar, banka işleri, eşinizin özellikle gelirleri, giderleri olabilir. Tüm bunlar devreye girebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek kuşkusuz. Özellikle öncü burçlarda, öncü burçların ilk derecelerinde gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın sizin için tesirleri biraz daha artacaktır. Önemli olacaktır. Bu dolunay her dolunayda olduğu gibi böyle bir farkındalık, bir sonuçlanma, bir dönüşüm enerjisi de getiriyor tabii ki. Örneğin bir borcun tamamlanması ya da bir kredi konusunun sonuçlanması. Eğer böyle bir miras konunuz varsa bununla ilgili bir çözüm bulmanız, bir nafaka tazminat konusunun çözümlenmesi, bursla ilgili bir konunun yine ortaya çıkması ve benzeri konular ya da eşinizin iş arayışları varsa, işte eşinizin kazançları, gelirleri, ortak gelirleriniz, ortak giderleriniz, tüm buralarda da önemli tesirler, etkiler söz konusu olabilir, belirleyici olabilir sizin için sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.